geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin, merhaba. Merhaba, hoş geldin. Ayşe. Merhaba, hoş geldin. Seda Hanım, merhaba. Hoş geldin Şinda. Merhaba. Hoş geldin Yıldız'cığım. Bercan, hoş geldin. Filiz'cim, hoş geldin. Hoş bulduk. Ayşe'cim, gel hayatım. Ayşe'cim, konuşma yapabilirsin yarışmacı arkadaşlarına. Arkadaşlar, masama soframa hoş geldiniz. İnşallah iyi bir gün olur. Mutlu oldum geldiğiniz için. İyi bir şekilde ağırlamayı düşünüyorum inşallah. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şinda, sofrayı nasıl buldun? Seda Hanım, sofrayı genel olarak çok şık buldum. Onun haricinde çiçek çok hoşuma gitti. Çok güzel, çok şık durmuş. Hiçbir yarışmacımız sizden böyle şık bir masa beklemiyordu Ayşe Hanım. Bilmem niye, işte görünen köy kılavuz istemez derler. İşte masamın hali bu. Güzel. Yıldız, ne diyorsun? Ben Ayşe Hanım çift servis istemişti benim için. Ben şu an... Yok, Ayşe istemedi. Ben dün öyle duymuştum. Yok. Çift servis yok, artı peçetelerimiz yok ama masa şık. Masayı peçetelerimiz şık içeride. Peçetelerimiz gelmemiş. Yani güzel. Filiz? Ben de masayı çok güzel buldum. Gerçekten beklemiyordum Ayşe Hanım'dan. Ve gerçekten beni şaşırttı yani masasıyla, sunumuyla. Gayet güzel, düzenli. Her şey yerli yerinde. Elinize sağlık. Mercan'cığım? Ben zaten gözümü alamıyorum. Gerçekten ben de bu kadar beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. Masa gerçekten çok şık, çok zarif. Bir de dediği gibi peçete. Vallahi ben de çok beğendim. Peçete, çok kağıt güzel. Peçete önemli değil. Servis esnasında da gelebilir. Hatta Seda Hanım dünkü masadan daha şık olduğunu söyledi. Daha uyumlu, sade ama daha şık dedim. Doğru mu? Kesinlikle. Evet. Ben böyle düşündüm. Doğru. Dün daha cafcaflı bir iki uyumsuzluklar vardı Yıldız'ın masasında. Ama bu masada peçeteden bardağa, Ronor'dan masa örtüsüne, çiçeğe evet. kadar her şey tamamlıyor. Evet. Bence ekmeklik de çok güzel hazırlanmış. Teşekkür ederim. Ekmek. Ayşe güzel yaptı. Ekmek tost. Tabaklar bile bardaklara uymuş. Ekmek tost ekmeği seçmiş de. Yani vallahi ben kesilmiş ekmek ama. İstedim. Kesilmiş ekmek. Dilimlenmiş ekmek istemiş, onu vermiş. Orada bir talihsizlik yaşadınız. Dün söyleyemediğim şeyi artık açıklamanın zamanı geldi. Yıldız Hanım'ın masasında yediğiniz ana yemek sultan kebabı değil, bildiğiniz saksı kebabıydı. Evet, ben de çok şaşkınım. Hepiniz araştırdığınızı söylediniz. Neyi araştırdığınızı ben gerçekten merak ediyorum bunun yani... için. Sultan kebabı diye baktığınızda önünüze saksı kebabı mı çıktı yani? Öyle bir görünümde mi Hayır, Sultan kebabı? Hayır, sadece isimde bir hata oldu. Aslında hata oldu derken son anda bir karambole geldi, isimler karıştı. Yani saksı kebabıydı Bostan Patlıcan'da. Listeye, yani yapılan listeye direkt Sultan kebabı şey olarak dedin geçmiş. Sen, tatlıyla kafam karıştı. Karıştı. Sultan tatlısıyla kafam karıştı dedi. Ona da sultan kebabı dedim. Hadi ben yanlış söyledim de ben sizi anlamıyorum. Nasıl o kebabın Filiz ne bildi olduğunu ama anlamadınız. Güme gitti. Evet, biraz öyle oldum. O zaman yoğurtlu buğday çorbamızla başlayalım bakalım.